Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Şimdi gelelim konuya. Akşam oldu, malımızı maşadımıza baktık. Yukarı çıktık. Yemeğimizde bugün köfte var, onu kızartacağım. Eşim de doğu tarafına gittiydi. O da yoldan geliyormuş, Kardelen aramış. Kardelen kızım, yemekte ne var? Beni bekleme, 15 dakikaya da geleceğim diye. Şimdi, daha zaten bizim de soframız hazır değil. Ya yaz geldiğinden, bahçe işleri başladığından ben de aşağıda oyalanıyor. Bir, iki, şöyle üç, dört tane ıslatacağım ben buna. Dündeki videoda gösterdiydim, nanemi ayıkladım sabahleyin mallardan çıkınca. Kahvaltıyı ekmeden onları yıkadım. Süzüldü daha, yani seremedim bile ne. Ona halledeceğim. Çilek reçelim arka balkonda, çayırdan tarafta. İki gündür orada güneş duruyor. Gecelerde ellemedim. Bugün hava biraz rüzgarlı. Tam bugünden bir hafta oldu değil mi? Ben onu yapala. Artık bugün kavanozlayacağım. Bismillahirrahmanirrahim. Hani derler ya, iki ayağımızı bir babuca sokacağız şimdi biz. Neyse ki bir şey olmaz. Biraz geçeriz. Değil mi? Hayır, baban belki acıkmıştır. Belki hani evet. Bekleriz, şeysi yok da. Eğer acıktıysa acele ettirir. Bundan ikimiz de eminiz. Hava daha zaten aydınlık. Fıs fıs yok muydu bizim gaz? Kardelen. Bilmiyorum ki, bakayım mı? İyi gari ediyorum da ne bileyim, böyle de çok ısalıyorsun. Hamursu gibi ediyorsun. Bazen kıvamını sert oluyor. Neden Süka canım istedi? Yarın da köy ekmeğimizi alırız. Ondan da var. Naneler de işte burada tezgahta duruyorlar. Tabii ki bunların artık suyu iyice süzüldü. Yemekten sonra, az sonra da bunu biz ocak evine sereriz. Şimdi de şuradan balkona çıkalım. Hava serinleşmiş. Az önce böyle değildi. Aşağıdaydım ben de zaten. Çileğimizde bu akşam kavanozlayacağız işte. Sadece biraz üzerindeki dülbent batmış. Ama o kadarlık olur. Sanırım şuradaki mandal çıkmış da ondan olmuş. Yağmur yağsaydı bunu tabi burada durdurmazdık da. Yağış olmadığı için duruyor. Annem tavukların sularını da doldurmuş. Hazır. Sabah çıktıklarında şöyle ki arpaları da var. Bahçemizin de sulandığını anlamışsındır zaten. Damlama açıkta. Damlamayı kapatmış mıydın? Kapattım. Tamam. Şimdi annem bunu ıslatmış. Bu tası da ben tezgaha götüreyim. Burada bu dursun 5 dakika kadar. Ne 5 dakikası? 15-20 dakika kadar. Ondan sonra gelir katlarız. Şimdi hemen mutfağa indik. Babam da yoldan geldi. Allah'tan bizi bekleyecek. Çok acele ettirmedi. Bu arada tarhana çorbası yapacağız. Makarna pilavı yakın zamanda yediğimiz için nedense yani pişiresimiz gelmedi açıkçası. Hafif olsun istedik sanırım menüyü. Bu yüzden de çorba yapalım dedik. Uzun zamandır da tarhana çorbası yapmamıştık. Doğru demeye gerçekten. Zamanlardır pişirmiyorduk. Evet. Şurada dursun da. Salata olarak da bu vardı defa marul salatası. Vardı değil mi Erkar'dan geçen günü? Evet vardı. Altını kapatıverin bir dakika. Bu ergin gibi duruyor. Neden ki? Bugün dolap çalışmadı ondan. Elektrik vermediği için. Olabilir aynen. Sabah 9 gibi elektrikler gitti. Kaçta geldi ya? Uzun bir süre yoktu işte.
Öğleden sonra geldi, 3 gibi sanırım. Bir yandan hem onu zaten. Kardelen de salat eder. Sofrayı hazırla, geliyor karı çıka. Baban niye bozsun şeyse? Niye? O zaten pek yukarı yemiyor ya. Ben onu annemi sere. Beraber yemeyelim. Öyle mi? Sen altını yapmamışsın. Evet, çorbayı her zaman çok az yapıyoruz. Çünkü bizim evde fazla aşırı böyle seven yok. Sen de yine iyi içiliyor. Ama hani içiliyor da ben şöyle başka ailelere bakıyorum. Ya böyle kase kase içiyorlar. Biz o kadar değil. Bu da dolaptaydı bu şekilde. Ben bir yandan salata yapıyorum. Köfteler de kızarıyor zaten. Tarhana çorbası da şimdiden güzel görünüyor. Aşağıda durduk yere bunlar canım çekmişti. Bir de taze sarımsak olacak bu arada. Keşke yufkayı burada ıslatsaydık da burada katlardık. Ama ne bileyim, orada da buraya geçeceğim. Hırık var cemiyetliklerine. Yani aynı şey aslında, doğru. Kararı geri değiştirdik. Babamın sofrasını koyacağız. Ondan sonra annemle yukarı çıkacağız. İşlerimizi halledeceğiz. En son karnımızı doyuracağız biz de. Anasından da elde. Sen rendelemiyor musun kardeşim salata? Doğruyor mu? Doğruyorum. Rendeyi çıkarıp onunla uğraşmaktansa... Rende, rendeleyince ben dediğim kadar daha bilgi oluyor, biliyor musun? Sana yalan gelir. Tamam, şekerli derken öyleyim ki. Şey, çünkü neden salatanın suyu falan giriyor içine? Rendelenince çıkıyor. Kardelen salatayı etti, benden karıştırıyorsunuz hemen. Çocuğum. Salatayı, hayır. Ha. Şu an bunu karıştırdığın için öyle söyledim ben de. Hayır, hayır. Dur, incelerken de şöyle karışsın, özleksin incelen. Sen babamın sofrasını hazır ettik. Hemen yukarı çıktık. Artık bu yarım saat gibi zaman geçtiği için kıvama gelmiştir. Gayet iyi katlanır yani. Burunda çıkmış. Ne aradın? Ne aradım? Altına şunu sereceğim ki. Naneyi buraya sereceğim ya. Evet. Ocak evini özlemişim ya. Nedense bir garip hissettim buraya çıktıkça. Kışın burada oturması güzel oluyor da. Buraya ben yatak yorganı çevirdim sana. Hı hı.
buraya senin moda olsun. Nasıl olur? Kertenkele olayı olması olabilir. Kızlanma, açık kaldım. Ondan seni gödülerim. Senden korkarlar. Ya öyle de bakın mesela şu an duvarlarda hiç öyle kertenkele falan yok. Nadir böyle arada 40 yılda bir görüyoruz. Kışın zaten bu arada hiç görmüyoruz. Ama ben onları soğuk bir hayvan olarak görüyorum. Korkuyorum yani, sevmiyorum. Odur olsun. İnşallah bu da kabarmıştır. Bu kumaşlar var, epey olması lazım. Eşim buna tır şoförü olduğu için böyle fabrikadan vermişler. Neredeyse arabanın üzerine örtemeye getirmiş o da. Evet, o büyüklükte varmıştır. Hemen hemen uzunlukta 20 metre, 15 metre vardır değil mi? En olarak 1,5'sa. Ben de bana Naz babamı götürdüm. Kenarlarını kıvıram dedim. Penye olduğu için makine kıvırmadı. Zaten de atacak şeysi yok. Böyle değerlendirmiş oldum. İyi oldu ama. Bak kabarmış. Azıcık biz de naneyle uğraşasaya kadar şöyle ıslak diğeri koyuverim. Salataya bana pimesi iyi olur galiba şimdi buna. Evet. Çilek reçelini yemekten sonra katarız. Ana. Değil mi? Bak he, öyle deriz. De, aşağı indiririz şimdi lan. Biz onu. Mutfakta yanımızda durar. Sofrayı topladıktan sonra onun yanı başına geçeriz artık. Onun yanına diyordum. Kavanozların da sabahleyin kapaklarını kapadı verin. Var mı bizim evde sıfır kapak? Kapak var. Şuradaki çekmecede. İyi bari. Ben onları da alayım gire. Sana yüzü şey olmuş bilene. Buruşmuş. Altında su yoktur değil mi? Böyle götüreyim. Bilenleri de annem gece yıkarken kullanmış. Sabah ne yıkadım be? Hadi canım. Naneyi gece nızıma yıkayın anne. Ne bileyim sen benden. Saatten 10'un saatten 11.30'a kadar nane atladım. Tamam benden sonra çıktın ya. He. Ben yıkayıp da indi sandım. Hayır, ben demin ne dedim, yıkılsadır kana. Hiç dikkat etmemişim. Sabahleyin dedim mallara baktım dedim. Üzerimi değiştik de bal bal değiltmeden dedim. Yıkadım dedim. Sen uyurken yıkadım ben onlara. Helal kız anne sana. Bu yuva var ya. Altı ıslak fark etmez. Kedi olalı fareye tuttum. Peran neden diyeceğiniz diye. Hep biliyorsunuz sapınla üyüp yıkayıp koyuyordum. Ayıklayıp. Buyo dedim işimi garantiyle daha temiz oldu. Bak bir tane şurada gurusu kalmış. Hemen çabucuk guruyu veri bu. Bu defa da kuruduktan sonra ilistirden geçirirken kolaylık olacak sana. Tabii insanın öbür kötürle. Sapları elini acıtıyordu. Acıtıyordu, çabucak kuruyu verecek. Camı da açıverim ben buranın. Şimdi yellensin diye. Kiremedim sıcağına. Bak bir gün daha dursa bu unutsam sabaha kadar kalsa çikin olurdu. Üstleri buruşmuş. Komşu Fatma ile ilgili almışlar pazardan bunun. Geçen hafta bağına 10 milyon almışlar. Tabii ki tanıdık yerden 15 olur. Mesela şu an burası bağ olarak olsaydı kaç bağ çıkar burada? 10 bağlamdan fazla olması lazım. Bilmiyorum ki anne. Hani milletin bağlayışına göre o. Anladım. Bu da bana yeter. Öbürkü biçimleri de verin, dağıdırın. Şöyle dağıdırın dersem yani. Biçip de veriverin. Çünkü ayıklıyorum, yıkıyorum. Öylesi zahmetli. He, guru diyorsun, ovalıyorsun. Hele şu çilek reçelini buy çıka, buy çıka. Düşman bakalım. Sizler de bana hak vereceğiniz. Bakınız bu bir hafta öncesi, 7 gün öncesi diyelim. Suyu dusturuydu. Bu tepsi doluydu. Kenarlarından belli zaten. Bakınız şunun akışkanlığını sizlere göstermek istiyorum. Birazdan yemeği yedikten sonra kavanoz açıp sabahleyin kapağını kapatırım. Çünkü ne kadar deseniz güneş gördüğü için sıcak oluyor.
bozulmasın. Sabahleyin serinlikte de kapağını kapatırım. Ama şu yesim geldi şöyle bu. Kaseye katalım da en son. Bunu domuzları kapatıldı mı? Ben de şimdi yiyeceğim bunları. Buradan komen tamam mı? Domuz kattıktan sonra masanın üzerine koyalım. Tamam. Ne olur ne olmaz karınca gelebilir evet. Biz eşim yatar dedim çünkü 3 gün oldu yola gidere dedim. Anam o ne yaptı? Yemeğini yedi, kahveye yedi. Daha bak biz çatıdan inmeden. Çalıştırmamış mıyım kardeşim? Döşediydim. Hayır çalıştırmamışsın. Ben çalıştırdım onu. Baktım burada bulaşık lavabo. Hadi dedim boy vere. Sonra da atayım bir tane kardeşim. Yok ayıram. Sabahleyin daha fazla da yiyecektim. Bir de kadar yiyeceğim. Hopa hopa dedim. Ondan cesaret edemem. Büyük mü küçük mü? Fark etmez. Ama belki iki kişiyiz fazla yemezsek. Bunu da böyle sofra bezinden gittik. Şuradan poşet alayım herhalde. Şu poşetin turları olmasa yarı yarı kardelenle şimdi biz bunu leşeceğiz. Toplamda bir yere kereye verelim ben de. Şöyle durur durur. Islar çünkü. Var mı sofrada kaydeden? Yok. Biz karnımızı doyuralım. Ondan sonra reçellerimizi kavanozlayalım. Şimdi ben yemeği yedim. Sofraya ellemeden hani büyükler nasıl önlüğü atıp da kenara giderlermiş ya. Aynı o şekilde yaptım. Kardelerini mutfağa topladı. Kardeş çok olunca bir Naz babam aradım. Bir Hamide babam aradım. Onunla konuştum. Saatte yatsı sezeni dokundu. Zaman da geçti. Şimdi gelelim reçellerimizi katmaya. Bunu sabah kahvaltısı için ayırıyorum. Şöyle azıcık da marmalatinden katalım ki 5 dakikada Beşiktaş desem yalan olur. Çünkü bir haftada olan reçelimiz. Ya güneşte bekletince hiç bozulma, paflanma olmuyor. Alıştım ben artık buna. Yapabilirsem güneşte bekletiyorsun. Her şeyin zamanı artık. Zaten iki hafta daha oldu mu çilek. Ondan sonra reçellik pek olur da yani eskisi kadar çilek olmaz. Kayısı gelendi, şeftali gelendi. Kiraz daha zaten çıktı piyasaya. Parası da uçuyor ha. Değil mi her şeyin? Öyle. Bunların kenarları. Rengi bayağı koyu oldu anne. Aslında ben ekranda nasıl gözüküyor bilmiyorum. Daha bir açık gözüküyor ama. Koyu mu hayır gözüküyor? Şu an sanki bu erik marmeleti yapıyorsun ya. He. Rengi koyu oluyor. Çilek değil de o gibi. O kadar koyu. Maşallah erik ağacımızdaki eriklerimiz çok ol.
Allah'ım yedirmeye nasip etsin. Gelen gider, şimdiden söylüyorum, topla. Hiç çekinmen bak. Hani Peran toplayabilecek diye de bakman. Döküleni zaten süpürülecek, süpürülecek, atılacak. Artık ben bunları da doldurayım. Yarın nasip olursa kaldığımız yerden devam ederiz. Bunları da kapaklarını dediğim gibi yarın kapatacağım. Göstereyim şöyle ben. Hı hı. Herkese yeniden merhaba. Şimdi ertesi gün oldu. Saat 2. Annemle beraber bahçeye indik. O da bahçeye tohum atacak. Hatta yerde de tohumlar hazır. Burası güneşliydi. O da o yüzden kafasına örlük yapmıştı. Ama güneşte gitti. Buraya olmadan sonra çıkarırsın. Şimdi hesaplamasını yapıyor bakalım. Saattir bamya tohumum arıyor. Geçenlerde hatta elime geldi bir çitinin içinde. Çünkü herkesleri dağıttım. Demek ki kendime ayırmadım diye düşünüyorum. Ama emeğinin dalı koyduğuma. Şimdi iki tane damlamam kaldı boşta. Birini fasulye. Neyi gördün kardeşim? Ünlümü mü gördün? Ama çok güzel. Güneşten yanmaktansa. Hani alan almış satan satmış bir hesap vardır. Ama olsun. Yanık oldum. Gaskar oluyoruz bazen. Bak çiçek tohumum da gidecek. Şunu sağ olsun Fadime alamamız getiriyormuşmuş Almanya'dan. Kendine geçen sene verdiydi. Bir kenarı bundan da ekeceğim. Bir de bir takipçi ablamız yurt dışına duruyormuşmuş. Hadi daha hangi memleketse oradan bana fasulye gönderdi. Bir kenarı koydum. Koyduğum yeri de bulamadım. Onu da aradım. İnşallah elime geçerse onu da ekeceğim bir ara. O fasulye şey de olabilir. Neydi? Abla kendisi getirmedi de hediye kargoyla tamam. Şey var ya konuşamadım. Merdivendeki sebzelik. Onu dördüncü çekmecesinde olabilir. Bakıver gel o zaman ben şeyde. Tamam bakıver. Sonuçlarını fasulye. Tamam bakayım. Unutma tamam mı? Unutmam. Onu ayrı yaparız. Dur şöyle diyeyim de sizler beni net görün. Şimdi ekmişken maydanozumu akşamleyin yetiştiremiyorum. Akşamleyin de fidanları dikerim yeniden. Koşnak fasulye. Kılçıksız hem kılçıklı doluyor. Bunun yeşili gurutması, dolaba koması birebir oluyor zaten. Şu dereotu tohumu. Hangisi dereotuydu? Bu maydanoz. Bu da dereotu. Burada da bakınız mor reyhan aldım. Ondan da gurutacağım bu sene. Sen şurada durup koşak içindeme. Ondan sonra bunların içinde de çiçek tohumu. Gittiğim yerde böyle almışım bunu. Peçetenin içine katmışım. Bunu sağ olsun komşumuz verdiydi. Demek ki bu bir yerden hepsinden ekeceğim bakalım. Şansa ne gelirse. Önce gelelim fasulyelerden atam. Reçellerimi de şimdi de babaannemden köy darısı getirdim. Onu ne yapacağım biliyor musun kardeşim? O tarafa fasulyesi bu tarafı darısını atacağım. Sırık yok. Sırık değneği kalmadı. 200 senedir zaten güneş gördü, soğuk gördü. Onlar çıpkırıldı. Evet. Bir tane darıyorum. Çapan nerede benim? Gitmişken dedim. Tohumcudan şey de alacaktım. Bunu da vermişim. Forozibi çiçeği tohumu. Bir daha gittiğimizde eksik olmuyor. Gelip giderken alırız. Bunlar böyle gramajından satılıyor. Sen ne kadar istersen. Her sene böyle 30 milyonluk, 20'lik alıyorsun, denk geliyor bana. Bazı gençlerin mi diyeyim, böyle satıcıların eldivenleri oluyor kışın. Paraya düzgün tutmaları için parmaklarında uç kısımları yok. Buralarında var, benim de öyle oldu. Denilmiş, evet. Eskimiş. Şu işimi garantiye alayım da, üçer üçer. Allah'ım gali eşinden dostumuzdan yedirmeye nasip etsin. Bir böyle atayım gidin. Bir de dön. Ana bu cam gren hala burada. Bir de dönüşte de mısırlar atarım. Demin onu diyordum sabah kahvaltısından sonra çileklerimin kapaklarını kapattım kavanozların.
Evet, annemin az önce bahsettiği tohumu buldum. Paketiyle kenara koymuşuz. Takipçi ablamız bize bunu Kırşehir Mucur'dan göndermiş. Teşekkür ederiz kendisine. Yalnız paketteki tohumu çıkaramadım. Hadi. Şurada geldi oldu. İşte bu. Annem sırayla hepsini bunlara ekecek bakalım. Fasulyeyi bitirdi bir sıra. Şimdi de eline darı var. Az önce koyunların hepsi ağacın altında gölgede yatıyorlardı. Sonrasında demek ki birkaç tanesi ayağa kalkmış ki şimdi kalanlar da geliyor. Hepsi yoldalar. Az sonra sahibi gelince bunları toplar gider. İnşallah fazla uzaklaşmazlar. Anneme de dondurma getirdim. Paketi gören Toraman da geldi çabucak. Dereotu mu bu? Maydanoz. Ters geçecektim. Zaten içinde ters var da ters de taze. Hani yani ne diyeyim size? Yıllamış ters olmadığından ot boğacak. Bir de yaş. Onun için onu vazgeçtim bari. Ötüm bitsin. 50 TL'ye gömdüm kardelen bak buraya. 50 TL miydi bu? 50 TL. Bu sadece 50 TL miydi? Evet. Bu 50'lik, bu 30'luk. Her sene ekiyorum bu derotunu. Bir maydanoz gibi biçemiyorum ya. Bende mi bir hata var? Nasıl oluyor? Çözemedim ben bu işi. Şeyimi de ektim kardelen. Neyi? Çiçekleri ektim avraya tavuklan olduğu noktaya. İyi yapmışsın. Yazık. Bir tanesi de kuzularıyla kalmış. Yetişeyim diye uğraşıyor garibim. Biraz öyle oldu gibi. Buraya da reyhan etti. Evet, tane çilemeye başladı. Poşetin üzerinden de siz de anlarsınız. Biz bugün yine çarşıya gitmiştik. Çarşıdan gelince annem kararsız kaldı. Acaba öğlen mi yiysem yoksa ikindi vaktinde mi yiysem ki dedi. İyi ki de şimdi inmiş. Hem onu rahatsız edecek bir güneş yok. Hem daha sonra yağmur yağarsa kalırdı. Şimdi bak ektim. Ondan sonra bir karıştırdım. Şimdi yeniden haricinde kuru toprak aldım. Üzerine ektim. Ondan sonra bu yastılatma işine geçin. Bir köl oluyor, bir tam bir sıcak oluyor. Böyle gördük, böyle diyoruz. Tohumun iyicelem yapışması için mi oluyor, bitmesi daha iyi için mi? Onu ben de pek detaylı da bilmiyorum. Artık ben burada videoyu sonlandırayım. İşimi de devam edeyim, dondurmamı diye biraz kendime gelen. Hadi bakalım, kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun diyorum. Maşallah bu kazlar kimin ki? 20 taneden fazla. Allah'a emanet. Selay yemeyelim onunla. Olabilir. Bizim de 2 tanecik. Söylemeye çekiniyoruz yani. Ne olur ne olmaz diye. Nazar falan değer şimdi. He. Allah'a emanet. Evet. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. İnşallah sonra da yağmur yağar.